İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Hazretleri 4. bölüm Hindistan'da yetişen meşhur İslam alimi ve büyük veli, ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisi, Müslümanların baş tacı, müceddit, müctehit ve İslam alimlerinin gözbebeğidir. İnsanların itikat, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenmelerini öğrendikleri bu bilgilerle amel etmelerini sağlayan insanları Allahü Teala'nın rızasına kavuşturmak için rehberlik eden ve kendilerine silsile yaliye denilen İslam alimlerinin 23.südür. 14 Şevval 971 26 Mayıs 1563 senesinde Hindistan'ın Serhind, Sihrin şehrinde doğdu. Bazı kaynaklarda 10 Muharrem 971'de, 29 Ağustos 1563'te doğduğu kaydedilmektedir. 28 Safer 1034, 10 Aralık 1624'te Serhent'te 63 yaşındayken vefat etti. Türbesi oradadır. İmam-ı Rabbani Hazretleri talebelerine yapmış oldukları sohbetlerde buyurdular ki: "Talep istemek büyük nimettir." nimeti elden kaçırmamak için onun şükrünü yerine getirmek lazımdır. Talibin nefse uymaması lazımdır. Bu da vera ve takva ile olur ki haramlardan sakınmalıdır. Tasdik demek kalbin şüphesiz inanmasıdır. Bilmek, anlamak demek değildir. Tekmili sanat i efkar iledir. Yani sanatların fenlerin gelişmesi, buluşların birbirine eklenmesi iledir. Zahid, dünyaya gönül bağlamadığı için insanların en akıllısıdır. Zekat niyetiyle bir kuruş vermek, dağlar kadar altını sadaka olarak vermekten kat kat daha sevaptır. Gençlik çağının kıymetini biliniz. Bu kıymetli günlerinizde İslamiyet bilgilerini öğreniniz, ve bu bilgilere uygun olarak yaşayınız. Kıymetli ömrünüzü faydasız boş şeyler arkasında oyunla ve eğlenceyle geçirmemek için uyanık olunuz. İnsanlar riyazet deyince açlık çekmeyi ve oruç tutmayı anladılar. Halbuki dinimizin emrettiği kadar yemek için dikkat etmek binlerce sene nafile oruç tutmaktan daha faydalıdır. Bir kimsenin önüne lezzetli, tatlı yemekler konsa, iştahası olduğu halde ve hepsini yemek istediği halde, dinimizin emrettiği kadar yiyip fazlasını bırakması şiddetli bir riyazettir ve diğer riyazetlerden çok üstündür. Bir farzı vaktinde yapmak bin sene nafile ibadet yapmaktan daha çok faydalıdır ölüm gelmeden önce yapacak işi bilmeli, yüzü ak olarak Allahü Teala'yı özleyerek can vermelidir. Sebeplere yapışmak Allahü Teala'ya güvenmeye mani değildir. Sebepleri ve onlardaki tesirleri de o yaratıyor. Farisi Beyt tercümesi. Ne varsa güzel Allah sevgisinden başka hepsi cana zehirdir. Şeker dahi olsa her şey Allahü Teala'nın varlığını ve sıfatlarını gösteren birer işarettir. Hayrı ve şerri yaratan Allahü Teala'dır. İyilik isteyenlerden razıdır. Kötülük isteyenlerden razı değildir. Birkaç günlük zamanı büyük nimet bilerek Hak Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaya çalışmalıdır. Allahü Teala'nın kıymet verdiği ilmi onun sevmediği yolda kullanmak çok çirkin bir iştir. İnsan tedbir alır, sebeplere yapışır, takdiri bilmez. Allahü Teala'nın takdiri kulun tedbiriyle değişmez. Ölmek felaket değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir. Sonsuz kurtuluşa kavuşmak için üç şey muhakkak lazımdır. İlim, amel, ihlas. Ölülere dua ve istiğfar etmekle ve onlar için sadaka vermekle imdatlarına yetişmek lazımdır. Dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak ahmaklıktır. Nefse kolay ve tatlı gelen şeyi saadet zannetmemeli. Nefse güç ve acı gelenleri de şekavet ve felaket sanmamalıdır birkaç günlük zamanı büyük nimet bilerek Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaya çalışmalıdır. İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allahü Teala'ya en çok yaklaştıran şey namazdır. Geçici lezzetlere, çabuk biten, tükenen dünyalıklara aldanmamalıdır. Gönül dalgınlığının ilacı gönlünü Allahü Teala'ya vermiş olanların sohbetidir. Dünya hayatı pek kısadır. Bunu en lüzumlu şeyde kullanmak gerekir. Bu en lüzumlu şey de kalbini toparlamış olanların yanında bulunmaktır. Hiçbir şey sohbet gibi faydalı değildir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup bunlardan bir tanesini nakledelim. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin talebelerinden seyyid bir zat şöyle nakletmiştir. Acindeydim. Bir grup tüccar da yanımdaydı. Bu tüccarlar arasında Can Muhammed adında Celender'den bir zat da bulunuyordu. Onunla aramızda bir dostluk kurmuştuk. Bir gün birisi bana sultanın İmam-ı Rabbani Hazretlerini hapsettiğini söylediğinden çok üzüntülüydüm. Can Muhammed beni böyle kederli görünce üzüntümün sebebini sordu. Ben de İmam Rabbani Hazretlerinin hapsedildiğini duyduğum için çok üzüntülü olduğumu söyledim. Can Muhammed bana ben de onun talebesiyim. Bugün işin aslını ondan öğreneceğim dedi. Sonra gidip kayrule yaptı. Yani öğle vaktine yakın biraz uyudu. Sonra bu uykusunda, rüyasında İmam Rabbani Hazretlerini gördüğünü ve kendisine işittiğiniz haber doğrudur. Fakat bazı makamları geçmek Allahü Teala'nın celal sıfatıyla terbiye edilmeye bağlıdır. Eğer böyle olmasaydı o makamları geçmek mümkün olmazdı. Dostlarımıza söyle, gönüllerini hoş tutsunlar. İşin sırrı budur. Buyurduğunu söyledi. İmam Rabbani Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan mektuplarında yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki. 206. mektup. Bu mektupta dünyanın kötülüğü ve ona düşkün olanların zavallılığı bildirilmektedir. Ya Rabbi, ölüm bizi uyandırmadan önce sen bizi uyandır. Peygamberlerin efendisi aleyhi ve aleyhim ve ala alihi salatu ve teslimatu etemmuha ve efdaluha hürmetine duamızı kabul eyle. İnsanları dünyaya yalnız yiyip içmek için ve giyinip süslenmek için göndermediler. İstediklerimizi toplamak, sevdiğimiz şeylerle keyiflenmek ve oynayıp zevklenmek için yaratılmadık. İnsanların yaratılması Allahü Teala'ya karşı aşağılığını, gücü yetmezliğini, muhtaç, zavallı olduğunu göstermeleri içindir. Kulluk da bu demektir. Fakat bu kulluk Muhammed aleyhisselamın İslamiyetinin izin verdiği gibi olmalıdır. Yoksa Müslüman olmayanların yaptıkları riyazetler, mücahedeler bu parlak İslamiyete uygun olmadığı için zarar ve ziyandan başka sonu olmaz. Pişman olmaktan, üzülmekten başka bir şey kazandırmaz. Ehli sünnet vel cemaat denilen doğru yolun alimlerinin bildirdiklerine uygun olarak itikadı düzelttikten sonra ibadetleri yapmakla beraber kalbi Allahü Teala'nın zikriyle süslemelidir. Sözün kısası şudur ki ahirette kurtulmak çok zikretmeye bağlıdır. Enfal suresinin 46. ayetinde mealen Allahü Teala'yı çok zikrediniz ki kurtulasınız buyuruldu. Bunun için çok zikretmek lazımdır. Buna mani olan her şeyi düşman bilmelidir. Ahirette kurtulmanın ilacı işte budur. Bizden ancak söylemektir. Farisi Beyt tercümesi. Zikret zikr bedendeyken canın kalp temizliği zikriledir Rahman'ın. Ra'd suresi 30. ayetinde mealen biliniz ki kalpler zikr ile rahat bulur buyuruldu. Allahü Teala size bundan başarı nasip eylesin. Çünkü en lüzumlu ve en karlı iş budur. Vesselam. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup bunlardan bir tanesini nakledelim. Zamanın sultanı haksızlık yapan kumandanlardan birinin oğlunu tam bir kızgınlıkla Lahor'a çağırdı. Sultanın kızgınlığının çokluğunu görenler gelir gelmez onu fillerin ayakları altına attırıp ezdirecek diye düşündüler. Kumandanın oğlu da böyle düşünmüştü ve çok korkmuştu. Serhen şehrine gelince İmam-ı Rabbani Hazretlerini o zamana kadar görmediği halde ona inanması ve manevi bağlılığı sebebiyle huzurlarına gelip kendisini koruması için yalvardı. Bunun üzerine İmam-ı Rabbani Hazretleri ona hiç korkma. Allah'ın izniyle sana hiçbir kötülük ve eziyet yapılmayacak. Hatta sultan sana lütfedip muhabbet ve hürmet gösterecek." buyurdu. Eleminin ve ızdırabının çokluğundan onlara size bağlı olan bu muhlisiniz hakkında buyurduklarınızı kalem ile bir kağıda yazsanız ve o yazıyı bu garibe verseniz hiç sıkıntım kalmazdı efendim." diye arz etti. Bu husustaki ısrarının fazlalığı üzerine İmam-ı Rabbani Hazretleri tebessüm edip şöyle yazdı. Filan kimse sultanın gazabından, kızgınlığından kurtulmak için bu fakire sığındı. Bu fakir onu himaye kanatlarımın altına aldım. Helak olmaktan kurtuldu. Bu kağıdı alıp huzurundan ayrıldı. Epey bir zaman sonra birisi haber getirip bu şahsa sultanın eziyet ettiğini, zindana attığını söyledi. Bu haber, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin kulağına gidince tebessüm etti ve sabah güneşi kadar açık olarak görüyorum ki, o şahıs sultandan şefkat ve inayet görmektedir. Söylenenler doğru değildir, buyurdu. İki üç gün sonra haber geldi ki, bu şahıs sultanın huzuruna çıkınca, Sultan kendisini gülerek karşıladı ve birkaç nasihat edip sonra iltifat göstererek ona hilat verdi. Yine İmam-ı Rabbani Hazretleri kalplere şifa kaynağı olan mektuplarında yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki: 210. mektup. Dünyada kalmak zamanı pek azdır. Bu kısa zamanın çoğu da boş yere geçmiş bulunuyor. Pek azı kalmıştır. Ahiret zamanı ise sonsuzdur. Orada başa gelecek şeyler bu birkaç günlük işlere bağlıdır. Bundan sonra ya sonsuz nimetler, zevkler veya bitmez tükenmez azaplar, acılar vardır. Muhbir-i Sadık yani hep doğru söyleyici bunlara haber vermiştir. Elbette olacaklardır. Aklı olan kimsenin durmadan çalışması lazımdır. Yavrum, ömrün en kıymetli zamanları boş yere geçti. Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsin isteklerini yapmakla tükendi. Şimdi ömrün en kıymetsiz, başarısız zamanı kaldı. Artık bununla da Allahü Teala'nın beğendiği işleri yapmaz, kuvvetli zamanda elden kaçırılanı kuvvetsiz, kıymetsiz zamanda yakalayamaz isek, ve az bir emekle ve kısa bir sıkıntı ile sonsuz rahat ve nimetlere kavuşmaz isek ve sayısız çirkin işlerimizi az bir iyi işle örtmez isek yarın kıyamet gününde Allahü Teala'nın huzuruna ne yüzle çıkabiliriz? Oraya ne özür ve bahane götürebiliriz? Bu gaflet uykusu ne vakte kadar sürecek? gaflet pamuğu kulaklardan ne kadar kalacak? Bir gün gözlerden perdeyi kaldıracaklar, kulaklardan gaflet pamuğunu çıkaracaklar. Fakat faidesi olmayacak. O zaman pişmanlıktan, utanmaktan başka yapılacak şey olmayacak. Ölüm gelmeden önce yapacak işi bilmeli. Yüzü ak olarak Allahü Teala'yı özleyerek can vermelidir. Önce itikadı düzeltmek lazımdır. Dinden olduğu tevatür yolu ile yani çok kimselerin söylemesiyle zaruri olarak bilinen şeylere inanmak elbette lazımdır. Bundan sonra fıkıh kitaplarında yazılı olan şeyleri öğrenmek ve yapmak zaruridir. Bundan sonra da tasavvuf yolunda ilerlemek gelir. Tasavvuf yoluna girmek İslamiyetin inanılacak şeylerine imanı kuvvetlendirmek içindir. Böylece iman düşünerek anlamak zorluğundan kurtularak görmüş gibi sağlam ve vicdani olur ve kısaca inanmak yerine etraflı ve derin iman hasıl olur. Mesela Allahü Teala'nın varlığına ve bir olduğuna önce düşünerek veya başkalarından görerek inanıyordu. Tasavvuf yoluna girmenin ikinci faidesi, fıkıhta bildirilen vazifeleri yapmakta kolaylık elde etmek ve nefsi emmareden ileri gelen güçlükleri yok etmektir. Bu fakir, iyi anladım ki, tasavvuf, İslamiyetin yardımcısıdır. İslamiyetten başka bir şey değildir. Bir başka mektupta, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, 213. Mektup Vaazların özü ve nasihatlerin kıymetlisi Allah adamlarıyla buluşmak, onlarla birlikte bulunmaktır. Allah adamı olmak ve İslamiyete yapışmak da Müslümanların çeşitli fırkaları arasında kurtuluş fırkası olduğu müjdelenmiş olan ehli sünnet ve cemaatin doğru yoluna sarılmaya bağlıdır. Bu büyüklerin yolunda gitmedikçe kurtuluş olamaz. Bunların anladıklarına tabi olmadıkça saadete kavuşulamaz. Akıl sahipleri, ilim adamları ve evliyanın keşifleri bu sözümüzün doğru olduğunu bildirmektedirler. Yanlışlık olamaz. Bu büyüklerin doğru yolundan hardal danesi kadar pek az ayrılmış olan bir kimseyle arkadaşlık etmeyi öldürücü zehir bilmelidir. Onunla konuşmayı, Yılan sokması gibi korkunç görmelidir. Allah'tan korkmayan ilim adamları hangi fırkadan olursa olsun zındıktırlar. 72 bidat fırkasının hepsi ehli sünnet değildir. Bunların en kötüsü Şiiler ile Vehhabilerdir. Dinde hasıl olan bütün fitneler ve azılı din düşmanlığı hep böyle zındıkların bıraktıkları kötülüktür dünyalık ele geçirmek için dinin yıkılmasına yardım ettiler. Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesinde mealen hidayeti vererek dalaleti satın aldılar. Bu alışverişlerinde bir şey kazanamadılar. Doğru yolu bulamadılar buyuruldu. Bu ayeti kerime bunları bildirmektedir. Hadisi i şerifte kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyuruldu. Biliyorsunuz ki bu fakir söyleyerek ve yazarak iyi kimselerle konuşmanın ehemmiyetini anlatmaya uğraşıyorum. Kötü kimselerle arkadaşlıktan, bunların kitaplarını okumaktan kaçınmasını tekrar tekrar bildirmekten usanmıyorum. Çünkü işin temeli bu ikisidir. Söylemek bizden, kabul etmek sizden. Daha doğrusu hepsi Allahü Teala'dandır. Allahü Teala'nın hayırlı işlerde kullandığı kimselere müjdeler olsun. Vesselam.